Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Kaldığımız yerden We Rising'e devam ediyoruz. Şimdi buradayken ben şey düşündüm. At çalmaya gidelim. Burada bir hipodrom var dostlar. Burada mıydı? Bu taraf. Bu tarafta pardon. Ama yakınız gene de. Hipodroma gidelim. Orada at çalalım arkadaşlar. Atla daha hızlı gidebileceğiz. Gideceğimiz bölgelere. Yani artık atıyorum 5 dakikada gidiyorsak bir yere, orası 2 dakika olacak. Çok daha rahatlayacak. Bir kitap buldum gezerken yerde. İnşallah. Aa, yakalandık. Bunların seviyesi yüksek bu arada. Dikkat edelim. Aman kurtlar çıkmasaydı iyiydi. Bunlar çıkmasaydı çok iyiydi. Tekrar kurt oldum. Doğru yönde gidiyoruz. Ne alacağım? Kan gülü lazım. Kan da lazım da. %6. Gel. Biraz kanımızı çoğaltalım. Tüccarlar. Bunlarla alışveriş yapabiliyoruz ama insan kılına dönüşmek lazım. Alışveriş yapabilmek için. O da başka bir boss'ta öğrendiğimiz bir yetenek. Daha ona çok var. Bu bölümde işçi kanayını alacağım. Yeniden bir malzeme toplayacağız ve biraz da madenleri falan basacağım. İnsanları öldüreceğim. Yeni tarihler bulmak zorundayım. Bunlar da kanı güzel ama seviyesi yüksek bir arkadaş. Bunlara da saldırırsak ölürüz direkt yani. Ölüm fermanını imzalamış oluruz. Saldırırsak. Burası bir üst seviyenin, daha fazla büyük seviyenin yani bölgesi. Şeylerini göremiyoruz. Seviyelerini bile göremiyoruz. O derece tehlikeli bir yer. Kan gülünü aldım. Hipodrom şurada. Merhaba. Güle güle. At için matara lazım. Buna ihtiyacımız var. Güçlendirilmiş kemik kılıç. At bunu. Bir ihtiyacımız yok buna. Balta ihtiyacımız yok. Orada bir şey çalacağım şunları. Çaldım gittim valla. Evet. Burada işçiler var. Köylü işçi kanı var. Var mı başka? Köylü. Atlar hem burada hem orada var. %11. Ama alabilirim ya. Gel. Gel gel. Buna bile vuramıyoruz ki. Yuh. Bu bile işlemiyor. Atlara bakacağız. Yeteneklerine bakmak için şöyle atı binmek lazım önce. Bindikten sonra anlaşılıyor yetenekleri. Bindim. Arkadaşlar. Neyle iniyor? E değildi ya. Q'la iniyoruz. Tamam Q. Böyle yapmak zorundayım. Atların yeteneklerine bakmak için. Sahiplenmiş gibi oluyorum böyle yaparak. Hepsine bakacağım böyle. Bir dakika. Önce binmek lazım. İndim şimdi bakacağız. Taba bastığımda atın hızını, işte hızlandırma, dönüş hızını görebiliyoruz. 10.7, 6, 5, 12.5 diyor mesela.
12,5. Aynı değil mi bunlar ya? 10,1. 10,7. Bu daha iyi bak. 6,9, 6,5. Bunun hızlandırması düşük. 10,6, 12,7. Eşit gibi bak. Bunun şeyi iyi. Ama maksimum hızı yavaş. Dönüş hızı fazla. Maksimum hızı ben bakacağım genelde. 10,7, 10,7, 10,1, 10,0. Şu an en iyisi bu. Ve diğer tarafa bakalım. E tuşuyla hızlanıyor. Onu değiştireceğim. Shift yaparız olmazsa. Veya kalır böyle, bilmiyorum. Böyle gel. Evet, şimdi. Çok kötü. Çok kötü. Maksimumuzu berbat durumda. En iyisi bu o zaman. Buna biniyoruz arkadaşlar. Buna şimdi sulu matara vermek zorundayız. Beslemek zorundayız. 6 saat hayatta kalacakmış. Onu ayarlarız. Veya space yapalım. Olabiliyor mu? Space olmaz ama. Space benim sıyrılma şeyim. E'de kalsın. Neyse ya. Zaten bir kere basıyorsunuz hızlandırmak için. Bir daha ihtiyacınız kalmıyor. Gidelim. Hemen şimdi hızlı gideceğiz. Bunun sayesinde. İşareti koyuyorum şöyle. Hop, yakalanmayalım. Bayağı hızlandık. Tamam, ben bölgeme geçiyorum. Orada devam edeceğiz. Önce kaleyi bir güçlendiririz. Daha sonra bakarız duruma göre. Bir savaş kanı buldum. %80 dostlar. Gayet güzel. Bununla beraber bir boss da keseriz. Zaten şu an şöyle söyleyeyim. Bu bölümde olmasa bile bu kan üzerimizde kalacaktır. Bu kanla beraber bir boss keseriz eninde sonunda. Hazır bulmuşken. Şöyle geldim. Evet. Şimdi at şurada dursun. Ona matara vermem lazım. Su dolu matara istiyor. Şu odunları koyacağım. Tamam. Başka matara var mı? Kesin vardır. Var. Burada var mı acaba? Var. Hem de bayağı dolu kırba. Kırba olarak geçiyor. O atı besliyoruz yani bir nevi. At gayet iyi. Yani hızlanması falan mükemmel. Maksimum hızı çok güzel. Şimdi nerede o aldığımız şeyler? Ben göremiyorum. Heh, burada. 34 saate çıktı dayanma süresi atın. Yeni teknolojilere bakalım. Balta. Bu kıyafetleri yapalım artık. Ne istiyorsun? Bakır istiyor, deri istiyor. Diğerleri var. Deri. Bakırı aldım. Külçe bakır. Yapıyoruz. Botları yapmış mıyım? Botları yaptım. Tamam. Bunu taktık. Kaç olduk şu an? 26 olduk. Yüzükler geldi mi? Kan gülü yüzüğü var şu an mesela. Mezarcı yüzüğü var. Hangisinin seviyesi yüksek? Mezar tozu lazımmış bunun için. Bayağı bir mezar tozu istiyor. Büyük kan esansı istiyor mesela bu. Ham topaz mezarcı yüzüğü istiyor ayrıyetten. O zaman biz kan gülünden başlayalım dostlar. Daha sonra diğerlerine bakacağız. Şu an 29 oldum. Diğer bossları herhalde artık görebiliyorum diye biliyorum. Ayı boss falan azgana çıkmış. Çatlak Polara var. Yenik Nikolaos var. 35. seviye bunlar.
Daha onlara var dostlar. İşte kitap bulmak lazım. Kıyafetleri ve silahları değiştirmek gerekiyor. Baltamız vardı. Baltayla pek saldırmadığım için bilmiyorum. Ama gene balta yapacağız. Bileme taşı istiyor mesela. Bileme taşı ben tarifini herhalde aldım artık değil mi? Aldım. Bakır külçesi ve taş tozu istiyormuş bunun için. Yapalım. Taş tozu burada çıkıyor. Bakır külçesi biraz daha alabilirim. Şöyle. Oraya bırakabiliriz. Kaç tane yapıyorsun bileme taşı? İki tane çıkartıyor. Güzel. Şöyle yapalım. Taş tozu da şöyle koyalım. Tamam. Şimdi buna baktık. Eşyaları bırakmak istiyorum. Bu gelmiş kan öfkesi. Kan öfkesini güçlendirme taşı geldi. Onu da buradan yapıyoruz. Şöyle geldik. Buraya koyabiliyoruz arkadaşlar. Yuvayı düzenle diyorsunuz ve ne veriyormuş bu? 5 bir dakika. Hareket hızını 4.2 arttırır diyor. Onu bastığımızda yani çok etkili olmasa da yine bir şey sonuçta. Ekstra bir şey veriyor. Çizme aynısı olduğu için bir anlamı yok. Bunu kırabiliriz. Yutucu lazım buna. Yutucu var mı şu an? Yutucu olması lazım. Yutucu. Ha. Yutucu bir şeyleri kırmanızı sağlıyor. İşte onun ham maddesini çıkartıyor. Kalas ve bakır külçesi istiyormuş bizden. Kalas ve bakır külçesi. Yutucuyu yaptım. Buraya yapalım dışarıya. Buraya. Buna kitabı koydum. Kırsın diye. Buz yarasa kır bunu da. Onunla bir işimiz yok. Evet. Şunun içine koyabiliriz. Nar lazım olacak ya bize. Tamam. Şimdi kanım çok üçüncü seviyeye kadar veriyormuş. Dördüncü seviye vermiyormuş. Neyse dostlar. Şimdi bosslara gidemem. Ben bu bölüm birazcık kitap kovalayacağım. Teknoloji kovalayacağım. Madenden başlayabiliriz. Maden toplarız. Bakır falan lazım olacak gibi duruyor. Hem bakarız. Yani bu kanın değeri güzel de. Üçüncü seviye kadar veriyormuş. Dördüncü seviye beklerdim. Ne yalan söyleyeyim. Ama denk gelmedi. Güneş doğuyorsa içeri geçmek lazım. Doksan bir. Doksan bir. Öldü değil mi o? Öldü. Maalesef. Onu da almış olduk böylelikle. Kaçtı yani. Sıyrılmadan sonra benim o gölgem var ya patlama yaratıyor. Patlama yarattı ve öldürdü. 91'li adamı. Kan oranlı da adamı maalesef böyle öldürmüş olduk. Yapacak pek bir şeyimiz yok. Belki iş çıkana buluruz güzel. Hiç belli olmaz. Kanlar geliyormuş bu arada. Şansa bak arkadaş. Kanlar da daha çok güçleniyoruz. %53.
Evet, şöyle bir kıralım olmasa da ikişerli ikişerli kıracağım. Diğerlerine bakmayacağım bile. Hadi kitap falan çıksa bari ya. Yüzde... Çok iyi değil. Iki. Aslında Ay'a gitmek lazım. Yani kanlar geliyor. Bunu değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar. Kanımızın oranı da güzel. Ayı boss'unu kessek iyi olacak gibi. Vaktimiz de var. Hemen orası uzak bir yer ama şurada bir yerde olması gerekiyor benim bildiğim. Uzak olsa da atla. Hızlı gideriz. Her şeyimiz iyi. Kanman iyi. Gidelim bari de. Bu kanı hem değerlendirelim, kanlayı değerlendirelim. Boş geçmesin. Bölgeme geçiyorum. Atımı almaya. Bu da hep burada ya. İstenmeyen tüy. Ama her şey burada parçalıyor. En azından her geldiğimde bir kemik ve deri bulabiliyorum bedavadan. O da güzeldir. Şimdi şu envanterleri bırakalım bir. Şuraya şunları bırak. Bu tarafa bunları bırak. Tamam. Bileme taşları da olmuş. Gayet güzel. Bırakıyorsun bunları. Bunları bıraktın. Şimdi şey lazım olabilir bu arada. Merhem lazım olur mu? Bence lazım olur. Bir yapsak onu iyi olacak. Merhem ne istiyordu bizden? Merhem. Haşerat merhemi. Bitki lifi, kemik ve sıçan istiyor. Hepsi de var. Bitki lifi. Kemik ve sıçan. Sıçan nerede? Burada. Yapalım. İki tane yapacağım toplamda. Bunu dörde koyduk. Tamam. Üzerimize kalsın. Belki daha fazla yaparız. Atımı aldım ve gidiyorum. Gidemiyorum. İşareti koymadan önce ayı göremiyoruz. Niye? Şöyle mi yapmak lazım? Görmek için. Takip et diyorum. Biraz seviyesi yüksek ama. Ne yapalım? Kanlay geldi ama. Şöyle burada bir yer olacak. Hatırladım. Hemen gidelim. Şimdi kanlardan nitelik bonusları kazanıyoruz. %20 hareket hızı ve yok. Kan tipinin etkilerini %20 arttırıyor ve hareket hızını %10 arttırıyor. Hareket hızının artması da ayı boss'unda, ayı patronunda çok önemli arkadaşlar. O yüzden hani hazır kanlar gelmişken şu ayıyı çıkarsak önümüzden
Rahatlayacağız bayağı bir. Bakalım. Buradan gideceğim herhalde benim hatırladığım. Ha, buradan gösteriyor gibi sanki ama şurası olması lazım ya. Hep aklımda orası kalmış benim. Evet, oraya gösteriyor şu an. Bakın bayağı erken geldik farkındaysanız. Çok zaman kaybı olmadı. Hadi önümü göster. Arkamı niye gösterdin? Girişi bu taraftan ama ya bunun. O yan tarafı gösterebilir de. Girişi bu taraftan. Ayı ini var çünkü burada. Mağarası var. Evet, burası. Evet, burası arkadaşlar. Atı bıraktım ve ayıya girişeceğim şimdi. Merhaba kardeş. Seviyetin yüksek ama. Bakacağız artık duruma göre. Hop. Böyle yapıyor. Üçüncüye böyle yapıyor. Birazdan koşmaya başlayacak üzerimize. Bayağı bir işimiz var. Bir de böyle vuruyor arada. Geçiriyor. Bir de koşacak şimdi. Tam bir azgın ayı ya. Ya şöyle vurmasam. İyi olacak da. Merhemi kullanacağım biraz sonra. Şöyle. Tamam, merhemi kullandık. Şimdi koşmaya başlayacaktır. Şu sıyırmayı da iyi bir yerde kullanmak gerekiyor dostlar. Bakın şu an çıldırdı. Heh, şimdi başladık. Şimdi başladık. Merhem. Koşacak. Abi yani aynı saldırıyı nasıl 10 kere yapabiliyorsun? Koştu. Kürelerin gelmesi iyi oluyor bu arada. Oradan kazanıyoruz. Koşacak. Oh güzel. İyi sıyrıldık orada. Orada iyi sıyrıldık yalnız. Arkadaş. Koştu. Yakalayamadı bari. Güzel. Güzel. Tam zamanında kalkanı açtım. Bekliyorum. Koşacak. Oh. Var ya, var ya şu an kanımız iyi olması bir de kanlayın olması çok büyük bir şans bizim için. Büyük bir şanstı. Bu ayı boss çok zor arkadaşlar. Yani normal zamanda gelseydik buraya çok zorlanacaktık. Hatta alamazdık bile. Ha, seviyesi de yüksekti ama. Biraz şu büyü çok işimize yarıyor. Hayalet siper. Gerçekten. Bizi kurtaran bu oldu. Yani şu da kaos yağdırması uzaktan vurmamızı sağlıyor da biraz rahatlık sağlıyor ayıya karşı. Öyle söyleyeyim. Orada bizi rahat ettirdi dostlar. Gayet de güzel oldu. Evet sevgili dostlarım. Burada bölümün sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.